Efendim iyi akşamlar. Saatlerimiz tam da bize ait olan bültenin başlama saatini gösteriyor. 19.45'i. TGRT Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün 14 Ocak Pazartesi. Yeni haftaya başlıyorduk. Sakin, sessiz bir hafta yaşayacağımızı zannediyorduk. Zannetmemiz havada kaldı. Amerika Başkanı Trump tweet attı. Sürekli tweet atıyor ve bu sabah attığı tweetlerle ortalık karıştı. Bakın, yanlış aktarmamak adına birebir buradan bakarak söyleyeceğim. Kürtleri vurmaları halinde Türkiye'yi ekonomik açıdan yıkıma uğratacağız. Şu cümleye, şu tehdide bakar mısınız? Elbette yeni haftanın ilk ana haber bülteninin manşetine de Donald Trump'ı koyduk. Peki Trump ne demek istiyor? Bu tweetle neyi amaçlıyor? Aslında ne oldu? Yaşadığımız süreç nedir? Nasıl okunmalı? İki ayrı canlı yayında bu can alıcı sorulara cevap arayacağız. 1. Amerika'ya bağlanacağız. Oradaki tepkileri alacağız. 2. Stratejist Abdullah Çiftçi'ye bu soruları soracağız. Denklemi nasıl okumamız gerektiği konusunda yeni cümleleri de ondan alacağız. Birazdan canlı yayında. Devam edelim. 31 Mart 2019. Yerel seçimlerin tarihi. İttifaklar, partiler hazırlıklarını yapıyorlar. Her seçim döneminde olduğu gibi yine o bildik iddialar konuşulmaya, ortaya atılmaya başlandı. Sahte seçmen kaydı iddiaları. Öyle ki metropol İstanbul'a kadar geldi bu iddialar. TGRT Haber ekibi bugün o iddiaların merkezindeki ilçeye gitti. Sahte seçmen kaydı var mı? Yerinde araştırdı. Haberimizde de o izlenimlerini muhabirimizin paylaşacağım. Devam edelim. Bu yayın, bu ekrandan çok seslendirdik hafta sonu haberlerimizde. Bugün biraz daha derinlemesine bu konuyu çalıştık. Konu şu: bugünlerde eczanelere gittiğimizde, sayıyı da söyleyeyim, 144 ayrı ilacı bulamıyorsunuz. Nasıl bulamıyorsunuz? 144 ayrı ilaç yok deniyor size. Çok hayati ilaçlar da var. Peki neler oluyor ilaç endüstrisinde, ilaç sektöründe? Zam fırsatçılığı mı var? Stokçuluk mu başladı? Hayat için çok gerekli olan o ilaçlara neden yok deniyor? Canlı yayında tüm bu sorulara araştırdım, cevabı da aktaracağım sizlere. Ve kredi şikayetleri. Bize bildirin dedik, sizin sesiniz olalım dedik. Kredi kartı borçlarına yönelik Ziraat Bankası'nın verdiği o kredi gerçekten büyük ilgi gördü. Haber et tgrthaber.com.tr adresine çok sayıda şikayet mektubu gelmeye devam ediyor. Peki bugün hangi şikayetler var? 1. Acaba kimi Ziraat Bankası şubelerinde emeklilerden de kefil mi isteniyor? Ya da esnaflar bu kredi imkanını değerlendiremeyecekti, kullanamayacaklar mı? İşte bugün bunları da izleyici şikayetleri bölümünde özellikle sizlere aktaracağım. Dop dolu bir gündem var, canlı yayınlarla bezeli bir gündem var. Buyurun TGRT Ana Haber'e başlayalım. ABD Başkanı bir tweet attı, sakin sular yine dalgalandı. Trump neden Türkiye'yi çökertiriz dedi. Türkiye ne cevap verdi? Trump'ın amacı neydi? Amerika'dan canlı yayınla az sonra. Trump'ın tehditlerine Türkiye'nin cevabı gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, teröristler sizin müttefikiniz olamaz. Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır dedi. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ifade ediyoruz. Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyona hazırlanıyor. Harekat için Mehmetçik hazır. Suriye'den çekileceğim diyen Amerikan Başkanı Donald Trump'tan skandal bir açıklama geldi. Trump sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve şu cümleleri kullandı. Eğer Türkiye Suriye'de Kürtleri vurursa Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır dedi.
Sayın Donald Trump, Kürtleri ABD'nin terörist listesindeki PKK ve onun Suriye kolu PYD-YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata. Türkiye teröristlerle mücadele ediyor, Kürtlerle değil. Kürtleri ve diğer Suriyelileri terör tehdidine karşı koruyacağız. Kalın Trump'a teröristler ortağınız olmaz dedi. Sayın Donald Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandasıyla gölgelenmemesini bekliyor. Trump'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin düşmanı değil hamisidir dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin düşmanı değil hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye'deki uzantılarıyladır. PYD ve YPG bir terör örgütüdür. Terörizmin kaynağı ister ideolojik, ister dini, isterse etnik olsun bizim için fark etmez. Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye'de tam da bunu yapmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı da Trump'ın skandal açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015 yılında attığı tweetle cevap verdi. Erdoğan o paylaşımında şu açıklamalarda bulundu. Tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Erdoğan'ın bu tweet'i kısa sürede beğeni ve paylaşım rekoru kırdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Erdoğan'ın tweet'ini kendi sayfasından paylaşanlar arasındaydı. Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden sözleri Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'ya da soruldu. Pompeo'nun cevabı da tuhaftı. Eski CIA Başkanı Trump'a sorun dedi. ABD Başkanı Türkiye ile ilgili skandal bir paylaşımda bulundu. Twitter'dan yaptığı açıklamada Trump, Suriye'de eğer Türkiye Kürtleri vurursa Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz dedi. Eğer Türkiye Suriye'de Kürtleri vurursa Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. Trump'ın bu açıklaması Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'da olan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya soruldu. Pompeo, bunu Trump'a sormanız gerekiyor. Sanırım Trump yaptırım benzeri uygulamalardan bahsediyor dedi. Trump'ın Suriye'den çekilme konusunda fikrini değiştirmediğini söyledi. Güvenli bölge hakkındaki bir soruya ise sınır hattının korunması için seçenekleri değerlendirdiklerini belirtti. Pompeo da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde skandal sözler sarf etti. Terör örgütü PKK-YPG'yi koruyacaklarını söyledi. Pompeo konuşmasında ülkelerini teröristlerden korumak Türk halkının ve Erdoğan'ın hakkıdır. Öte yandan bizimle birlikte savaşanların da korunmayı hak ettiğini biliyoruz dedi. Ülkelerini teröristlerden korumak Türk halkının ve Erdoğan'ın hakkıdır. Öte yandan bizimle birlikte savaşanların da korunmayı hak ettiğini biliyoruz sözlerini sarf etti. Haydi gelin canlı yayınlarımıza başlayalım. Önce Amerika, Washington, Anıl Süral şu anda karşımda Forum USA'den. Anıl, eskiden kapalı kapılar ardında alınırdı kararlar. Diplomatik hatlar çalışırdı ama Trump tüm klasik yolları yıktı. Sürekli tweet atıp duruyor, bizim de burada canımızı sıkıyor. Sence neden böyle yapıyor? Ekrem Açıkel, senin de dediğin gibi Donald Trump Twitter'ın başına geçiyor ve ülkelerle, Amerika ile ilgili tweetler atıyor. Neden böyle yapıyor? Amerika'da anlamış durumda değil. Bunu soruyor. Aslında diyenler, düşünenler 2020 seçimlerini düşündüğünü söylüyor. Ve Twitter'ın önemli bir güç olduğunu inanıyor. Çünkü Amerika'da çoğu medya Trump'a karşı. O da sesimi en azından Twitter'dan duyurayım dedi. Peki Türkiye'ye skandal bir tweet'i neden attı? Bizim de dün canımızı sıktı. Hatta Amerikan medyası bile şaşırdı. Bildik Trump aslında ama daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptı. Suriye'den ayrıldı. Medyada da bir numaralı konuydu bu Amerika'da. Fakat bu sefer neden böyle bir tweet attı? Biraz iç siyaseti oynuyor. Biraz da baskılara dayanamadı diyorlar. Suriye'den çekilmek kararından geri adım atamayacağını düşünüyor. En azından Kürtlere ve terör örgütlerine şirin gözükeyim anlamında böyle bir tweet attı. Akşam 8 saatliydi. Karlı bir Washington'da attı bu tweet'i. Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı'nın dahi haberi yoktu. Çok gündeme geldi. Eşi artık yeter, bu kadar tweet atmasın, sıkıldım diyor.
ve Dışişleri Bakanı'na da az önce haberde izledik. Suudi Arabistan'da soruldu. Türkiye'yi nasıl mahvedebilirsiniz diye. Kendisi, benim de bir fikrim yok. Bunu Başkan Trump'a sormak lazım. Ama herhalde bazı yaptırımlar getirecek dedi. Evet. Geçmişte bazı yaptırımlar getirmişti. Alüminyum vergisi gibi. Bunu da kimse bilmiyor. Aslında Trump kendi dahi bilmiyor neler yapabileceğini. Önümüzdeki saatler ya da günlerde bunun cevabını alabiliriz. Fakat hiç de hoş olmayan skandal sözler attığını, Amerikan medyasına da yansıdığını söyleyebiliriz. Peki Anıl, Trump'ın bu tavırları Türkiye'de Amerika karşıtlığını daha da zirveye taşıdı. Amerika kamuoyu bunları nasıl değerlendiriyor? Tepkiler ne yönde? Ekrem, Trump'a tepkiler var. Özellikle bu son konuda hükümet Amerika'da 24 gündür kapalı. Ve 800 bin kişi maaşını alamıyor. Onları geçtik, havalimanlarında uzun kuyruklar oluşuyor. İnsanlar pasaporta başvuramıyor çünkü devlet dairelerinde kimse yok. Ekonomik rakamlar açıklanamıyor. Medya ve kamuoyunda şöyle karşılandı, yakından takip ettik. Önce Amerikan ekonomisini kurtaralım. Çünkü Obama döneminde 16 gün kapalı kaldı ve 24 milyar dolar zarar etti. Şimdi 24 gündür kapalı ve zarar da açıklanmadı. Ve Türkiye ve diğer ülkelerle uğraşma. Suriye'yi şu an bırak. Sen önce kendi hükümetini aç. Kendi hükümetini işle. Ondan sonra diğer ülkelere uğraşırsın diye. Amerikan medyası Trump'a sert bir şekilde uğraşıyor ve Türkiye'nin yanında yer aldı. Bu konuda CNN özellikle Türkiye'yi haklı buldu. Çünkü en başta Suriye'de birlikte karar verdin. Fakat sen önce hükümetin kapalı, onu aç. Daha sonra diğer ülkelerin ekonomisine karışmaya çalış gibi sözler sarf edildi. Yorumcular böyle gördü. Türkiye'ye attı skandal tweet'i. Anıl Süral, çok çok teşekkür ederim. Washington'a da buradan bu güzel yayın için sana da teşekkür ederiz tekrar. Trump'a Ankara'nın tepkisi Cumhurbaşkanlığı ile sınırlı kalmadı elbette. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert konuştu. Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz. Güvenli bölge Amerika'nın değil Türkiye'nin teklifidir. Hiçbir tehdide papuç bırakmayacağız dedi. Eğer bu kadar çok seviyorsanız bu YPG'lileri, PKK'lıları zaten ülkelerinizde yeterince var. Onları da alır götürürsünüz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sert sözlerinin hedefi birlikte basın toplantısı düzenlediği Lüksemburglu mevkidaşıydı. İki bakan Ankara'da baş başa görüşmüş, ardından da basın toplantısı için kameraların karşısına geçmişlerdi. İlk sözü Çavuşoğlu aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın gece yarısı attığı "Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak mahvederiz" şeklindeki tweetini değerlendirdi. Türkiye'yi ekonomik olarak tehdit etmekle bir yere varılamaz. Bu sorunu birlikte nasıl koordine edeceğiz, nasıl çözeceğiz, buna bakmamız lazım. Yani bu taraf, bir tarafta ekonomik zorluklar, diğer tarafta terör tehdidi. İkisinden birisini seçlendiği zaman bize bu millet de der ki ben aç kalırım, susuz kalırım, geçmişte olduğu gibi ama boyun eğmem der. Bakan Çavuşoğlu, Trump'ın mesajının aslında kendi güvenlik birimlerini iknaya yönelik olduğunu vurguladı. Trump'ın içinde bulunduğu zorluğu görüyoruz. Üzerinde ciddi bir baskı var. Yani kendisi çekilme kararı aldı ve özellikle güvenlikle ilgili birimleri de ABD'nin çekilmemesi için sürekli baskı yapıyor. Ve son tweet'in de bir iç politika mesajı olduğunu biz biliyoruz. Biz Kürtlerin düşmanı değiliz. Tarih boyunca da bu bölgede Kürtleri en çok savunan ülke ve millet biz olmuşuzdur. Ve bundan sonra da Kürt kardeşlerimizin haklarını her zaman savunmaya devam edeceğiz. Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın açıklamalarında yer alan güvenli bölge formülüne de değindi. İlk teklifin Türkiye'den geldiğinin altını çizdi. Zaten 32 kilometre ya da 30 kilometre gibi bir güvenli bölgenin, yani kilometre, bununla ilgili son zamanlarda ABD'den doğrudan bir teklif gelmedi ama bu ABD'nin de fikri değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece ABD'ye değil tüm Avrupalılara teklifidir. Dışişleri Bakanı İdlib'de durumun ciddi olduğunu da belirtti. Ancak HTŞ'nin ya da El-Nusra'nın bölgenin %50'sini ele geçirdiği iddialarını yalanladı. Çavuşoğlu'nun son sözleri ise hemen yanında bulunan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asenbon'a yönelikti. Eğer bu kadar çok seviyorsanız bu YPG'lileri, PKK'lıları zaten ülkelerinizde yeterince var. Onları da alır götürürsünüz. Asenbon'un yüzü duydukları karşısında kıpkırmızı oldu. Lüksemburg dahil 65 ülke var DAEŞ'e karşı.
Fakat bugüne kadar DAEŞ'e karşı mücadele eden tek ülke Türkiye olmuştur. Sizlerin verdiğiniz paralar PKK'ya, YPG'ye silah olarak gitmiştir. Skandal Trump tehdidine CHP de sert tepki gösterdi. Parti sözcüsü Faik Öztrak, bu tehditleri kabul etmemiz mümkün değil dedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir devlet ülkemizi bu kadar açıktan tehdit etme cüretini göstermemişti. Ülkemizin toplumsal huzurunu ve ekonomisini doğrudan hedef alan bu ifadeyi kabul etmiyoruz. CHP ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Kürtleri vurursa ekonomilerini mahvederiz tehdidine bu tepkiyi gösterdi. Açıklamayı CHP sözcüsü Faik Öztrak yaptı. Kürtler bu ülkenin, bu devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asli unsurlarıdır. Şimdi Türk Devleti Kürtleri vuracak gibi bir takım ifadelerin kullanılması son derece yanlıştır. Bu aynı zamanda sosyal huzurumuzu da bozacak olan ifadelerdir. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Evet, gelelim ikinci canlı yayınımıza. Aslında ne oldu, neler yaşanıyor sorusunun cevabını vermeye. Trump tweetiyle ortalık karıştı. Doğrusu bizim kafamız da karıştı. Nereden çıktı şu Twitter? Nereden geldi bu Trump? Yaşananlar nasıl okunmalı? Hep yaptığımız gibi stratejist Abdullah Çiftçi'ye soracağız. Abdullah Bey, hemen gireyim konuya. Trump'ın derdi ne? Yine kendi vesayetçi devletine mi mesaj veriyor? Yoksa devlet politikası gereği adım adım Kürdistan'ı mı kurmaya çalışıyor? İyi akşamlar diliyorum. Bence Türkiye'de Trump'ın tweet'i biraz yanlış algılandı gibi geldi. Yani Trump Türk ekonomisini mahvedeceğim demiyor. Türk ekonomisi mahvolur diyor. Bunu şöyle anlamlandırmamız gerekiyor. Nasıl ki Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşındığında Amerikan Hazine Bakanı ve Siyonist Lobi bunun hesabını Türkiye'de ekonomik olarak soracağı şeklinde bir medya açıklamaları düşmüştü. Rahip Brunson'la beraber birleşince Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye fon verilmemesi için, kredi verilmemesi için fonlarla görüşme kararı alındığına dair haberleri okuduk biz. Dolayısıyla evet. Trump diyor ki, yani Trump pragmatist biri. Yani buradaki dini hesaplarla çok fazla alakalı biri değil. Ancak Trump'ın arkasındaki Siyonist ve Evangelist lobi dini olarak bakıyor. İsrail'in güvenliği çerçevesinde bakıyor olaya. Dolayısıyla bir İsrail lobisi var. Dünya finans sistemine ağırlığı çok etkin olan. Trump diyor ki bu lobi harekete geçer. Yine aynen Brunson olayında olduğu gibi Türkiye'ye ekonomik yaptırım getirebilir diyor. Yani kendisi getireceğini söylemiyor. Çünkü Trump zaten ısrarla söylediği bir şey var. Türkiye ile beraber burada bir çözüm arayışında yeni bir sayfa açtığını kendisi söylüyor. Buradaki ifadenin yanlış ifade şu. Kürtlere saldıracak şeklinde. Bu zaten belli. Bu Kürtlere bir saldırı değil. PKK'ya bir saldırı. Terör örgütlerine saldırı. Dolayısıyla Trump pragmatist bir kişiliği kendi iç kamuoyuna mesaj veriyor. Seçmenine. Ben Suriye'den askeri her şekilde çekeceğim şeklinde. Yani olabilecekleri haber veriyor Trump burada. Yani arkadaki lobi aynı yine harekete geçecek. Ekonomi yaptırımını uygulayacak. Bugün Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'ya soruyorlar bu nedir şeklinde. O da diyor ki yine ben buradan ekonomik yaptırımları anlıyorum diyor. Trump'a sormak lazım aslında diyor. Dolayısıyla Trump'ın kendisi direkt doğrudan bir tehdit yapmıyor. Peki. Türkiye Fırat'ın doğusuna gerçekten harekat düzenler. Ve karşısına çıkan PKK-PYD terörist unsurlarını ezip geçerse, bu dediğiniz perspektifle Amerika'daki o lobiler Türk ekonomisine nasıl zarar verecek? Yani lobiler yine dünyadaki finansalını etkileyerekten, bir spekülasyon oluşturaraktan, doları bir terör aracı olarak, finansal terör aracı olarak kullanaraktan etkilemeye çalışacaklar. Biz bunu Rahip Brunson olayında gördük. Ve Türkiye bu noktada daha hazırlıklı, milletimiz bu noktada daha şuurlu. Herhangi bir terör tehdidine karşı ekonomik tehdidi çok da dinlemeyecektir. Bu ters etki yapacaktır. Türkiye'deki tüm tarafları birleştirecek. Nitekim de zaten beyanatlarda da öyledir. Milli güvenliğimiz söz konusu ise ekonomik tehditleri çok fazla dinleyecek konumda değiliz. Dolayısıyla Türkiye tüm hazırlığını yaptı. Burada yine Fırat'ın doğusuna harekatı yapacaktır. Amerika'nın arka plandaki derin Amerika bunu gördüğü için
dünden itibaren zaten çekilmeye başladı oradan. Yani arkadaki lobi ekonomik evet. olarak ne kadar tehdit ederse etsin, Türkiye'yi engelleme şansı yok şu an. Bugün şu dediğinize katkıda bulunuyorum. Birçokları bu tweetin ardından doların patlayacağını düşündü. Ama olmadı, söylediklerinizi destekliyor. Tekrar edelim, şunun üzerinden geçelim. Dolara operasyon mu yapacaklar ya da yapmaya mı yeltenecekler? Şimdi dolara operasyon yapmaya yeltenecekler yine. Fakat rahip Brunson'da Türkiye bunu yaşadı. Gerekli önlemleri aldı. Dolayısıyla spekülasyon oluşturacak burada en önemli şey halkın güvenidir. Yani halkta bir panik oluşup dolar almaya yönelirse halk zaten dolarda bir yükselme olacaktır. Uluslararası fonlarda da sadece bu evangelist ve siyonist lobinin etkilediği fonların dışında şu an Türkiye ile işbirliği yapan başka fonlar var. Türkiye bu Rahip Brunson olayında olduğu gibi hızlı bir dolar yükselişini olacağını ben zannetmiyorum. Devlet buna hazırlıklı. Rahip Brunson'da milletimiz ne olduğunu anlamamıştı. Trump'ın bu açıklamasıyla beraber doların finansal terör olarak kullanıldığının da ispatı olmuş oluyor. Evet. Dolayısıyla milletimiz bunu her şeyi dış güçlere mi bağlarsın derken bu kez anlamış oldu. Evet, dolar terör aracı olaraktan kullanılabiliyor, finansal terör aracı olaraktan. Dolayısıyla milletimizin paniğe gireceğini düşünmüyorum. Bu nedenle dolarda hızlı bir yükseliş beklemiyorum. Peki, gelelim tekrar şu Fırat'ın doğusuna. Türkiye, Abdullah Bey, operasyonunu yapabilecek mi ya da yapmalı mı? Türkiye şimdi zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın o bölgede bir güvenli bölge 40 kilometrelik yaklaşık bir güvenli bölge oluşturma isteği vardı. Buradaki amaç ne? O bölgelerde bir yaşam alanı kurup Türkiye'deki Suriyelileri yeniden kendi ülkelerine iade etmekti. Sınır boyunca konut inşa etmeyi düşünüyordu Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi Trump'ın da söylediği, biz diyor Kürtlere söyleriz diyor. Aslında Kürtler derken PKK'ya kastediyor, saldırmasınlar diyor. Türkiye bu 32 kilometrelik dediği alan 40 kilometreye çıkartılabilir. Yani eğer böyle bir şey olursa bu olayda yine masada bu konuşulacaktır. Bu gerçekleşirse Türkiye bunu biraz daha artıraraktan orada inşa faaliyetine girip Suriyelileri yerleştirebilir. Ama Trump'ın arkasındaki bu İsrail endeksli lobinin çözüne çok da güvenilmez. Şimdi Polonya'da Şubat ayında bir toplantı var. Burada Arap ülkeleri Dışişleri evet. Bakanları ile Netanyahu bir araya gelecek. İlk kere burada tez İran, antitez Araplar, Sünni Araplar koyaraktan bekledikleri şey, planladıkları şey gördüğüm kadarıyla Türkiye'yi oyalayaraktan Körfez'in Arap askerlerini Suriye'ye getirmek. Burada da adım adım bir mezhep savaşının altyapısını hazırlıyorlar. Dolayısıyla Türkiye burada çok beklemeden Fırat'ın doğasına operasyon yapacağını düşünüyorum. Evet. Yani ona izin vermemesi gerekiyor Türkiye'nin. Çünkü işin içinden çıkılmaz bir durum olur. Arap ülkelerin liderleri maalesef buradaki şeyi anlayacak konumda değil. İsrail'in ne yapmaya çalıştığını. Dolayısıyla Türkiye kararını çok uzatmadan verecektir. En azından bu 32 kilometrelik alana gidip yerleşmesi gerekiyor. Çok o kısa son bir soru. PKK'nın, evet. İdlib. İdlib'de de gelişmeler var. Biz Münbiç'e bakarken İdlib'e de acaba dikkat etmeli miyiz? Türkiye oraya da müdahale eder mi? Yani şöyle şimdi bakın. Türkiye'nin zaten İdlib'de bizim gözlem noktalarımız var. Biz zaten İdlib'deyiz. Burada bir taraftan dolar finansal terör olarak doları kullanmayı düşünenler, diğer taraftan da İdlib'i karıştıraraktan oradan yeni bir mülteci akını Rusya ile ilişkilerin bozulmasını istiyor. Yine John Bolton iki kere Rusya'ya gitti arka planda. Rusya'daki İsrail lobisiyle beraber Putin'i etkilemeye çalışıyorlar. Ve bir de son bir şey söyleyeyim. Burada dolar operasyonunun arkasından Fransa'daki gibi Türkiye'de de bir sarı yelek operasyonu başlatıp Türkiye'yi bir kaosa sürüklersek anlaşmaya da gerek kalmaz düşüncesinde olanlar var. Ama Trump'ın bu düşüncede olduğunu zannetmiyorum. Trump'ın ifadeleri çok net. Türkiye'yi uyarıyor. Ben değil ama diyor bizim arka plandakiler aynen Rahip Brunson'da olduğu gibi yine bir operasyon hazırlığındalar diyor. Peki önemli bir vurguydu. Türkiye'de de sarı yelekliler hareketi gibi sokak olayları tertip edilebilir dediniz. Bu kaydı da düşmüş olalım. Abdullah Çiftçi, katkılarınız için çok ama çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
Ne İyi Parti vazgeçti ne Cumhuriyet Halk Partisi. İkisi de aday göstermek isteyince özel formül geliştirildi. Bodrum için geliştirilen o formülün ayrıntıları az sonra. Yerel seçime geri sayım sürerken yine hayali ve taşımalı seçmen tartışması da başladı. Peki oturduğunuz evde sizden başka tanımadığınız seçmen varsa ne yapmalısınız? İşte cevabı. Bir tıkla kayıt yapılıyor. Hayali seçmen oluyor. Taşıma seçmen. Yerel seçime az kaldı. Taşıma ve hayali seçmen tartışması da alevlendi. Fazladan seçmen var. Onlardan biri Cihangir'de ortaya çıktı. Muhtar Sündüz Ulaman dedektif gibi iz sürdü, fazla seçmeni buldu. Burası 4 dairelik bir apartman. Her katında bir daire var. Son daire numarası ise 4. Ancak gelin görün ki seçmen listesinde bir fazladan daire daha bulunuyor. O dairenin de numarası 5. O daire olmamasına rağmen içinde de seçmen gözüküyor. Defalarda da söylediğimiz halde düşürülmedi bu kişi. Bir de seçimin sonucunu etkileyecek taşımalı seçmenler var. Birinci ayın birinden şu güne kadar yaklaşık 650 kişi bizim mahalleden göç etmiş. Ne zaman etmiş? Kamyonlarla eşyalarını taşımaları lazım. Biz görmedik öyle bir şey. Adresini taşıdığı yerde de iddiaya göre çok kolay kayıt oluyorlar. Sahte kayıt yapacaksa gidiyor diyor ki ben şu Noğlu dairede oturuyorum. Sisteme giriyor nüfustaki memurumuz. Kaydı boş görüyorsa direkt beyan esas alınıp kaydı yapılıyor. Sahte kira kontrat yöntemi de var. Noter tasdikli kira kontrolüyle gidip istediği bir daireye kayıt yaptırıyor. Vatandaşın haberi olmadan da kayıt şekli bu şekilde oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz evde sizden başkaları da oturuyor. Sahtekarlık bunun adı. Yapmanız gerekense çok basit. E-Devlet ya da YSK'nın sitesinden seçmen kaydınızı sorgulamanız gerekiyor. Oturduğunuz dairede tanımadığınız birileri kayıtlıysa, ev sizinse tapu, kiracıysanız kira kontratıyla ve bir dilekçeyle hemen ilçe seçim kuruluna başvurmalısınız. Millet İttifakı işbirliğini genişletmek için yeni formül geliştirdi. İyi Parti'nin Bodrum adayı Mehmet Tosun CHP listesinden seçime girecek. Aynı formülün Ankara'daki kritik ilçelerde de uygulanması gündemde. CHP'de ise gözler İzmir adayında. CHP ve İyi Parti ittifakında Muğla'nın Bodrum ilçesi için bir ilk gerçekleşti. Bodrum'da yaşanan tıkanıklık özel modelle çözüldü. CHP Bodrum'da aday çıkarmak istedi. İyi Parti Bodrum'da aday gösterdiği Mehmet Tosun'dan vazgeçmeye yanaşmadı. Sonunda Mehmet Tosun'un CHP listesinden aday gösterilmesi üzerinde anlaşıldı. İyi Parti adayı Mehmet Tosun CHP listesinden aday gösterilecek. İşbirliği çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi CHP'ye bırakıldı. İlçeleri Dalaman, Datça, Kabaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Ortaca, Ula ve Yatağan'da CHP aday çıkaracak. İyi Parti CHP'nin adaylarına destek verecek. Fethiye ve Seydi Kemer'de ise İyi Parti adaylarını CHP destekleyecek. Ankara'nın ilçelerinde de henüz işbirliğine varılmadı. İyi Parti Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakılan Gölbaşı, Etimeskut ve Polatlı'da MHP'nin karşısına çıkmak istiyor. 3 ilçede kendi adaylarıyla seçime girmek istiyor. Ancak görüşmelerde henüz bir karar alınamadı. Bodrum için uygulanan özel formülün Ankara'nın ilçelerinde de hayata geçirilmesi bekleniyor. CHP 16 Ocak Çarşamba günü parti meclisini toplayacak. Parti meclisinde İzmir adayının belli olması bekleniyor. Adaylarımızı belirleme konusunda hızla davranıyoruz. Edinilen bilgiye göre İzmir için CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Narlıdere Belediye Başkanı Abdülbatur'un da adı geçiyor. Kulislere göre Tunç Soyer ismi bir adım önde. Parti meclisinde İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının ele alınması bekleniyor. İstanbul'da en çok merak edilen ilçeler arasında Şişli geliyor. Şişli belediye başkan adaylığı için Şişli eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün ismi öne çıkmaya başladı. İddiaya göre genel merkeze çağrılan Hayri İnönü'ye aday yapılmayacağı bilgisi verildi. Tam da bugünlerde Samsun Havza'da bir mahalle daha şimdiden seçim havasına girdi. Neden mi? 4 kişinin yaşadığı mahallede 3 kişi muhtarlık için adaylığını koydu. Kışın
maalesef. Sadece dört kişi yaşıyoruz. Bir Nezihe Tezcan, Ethem Tezcan, Fehmiye Demiral, Mahmut Demiral. Başka yok. Yanlış duymadınız. Bu mahallede sadece dört kişi yaşıyor. Dört kişilik mahallede üç muhtar adayı var. Burası Samsun'un Havza ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Kıroğlu mahallesi. Mahallede yazları yaklaşık 30, kışları ise sadece 4 kişi yaşıyor. Yazın İstanbul'daki, Ankara'daki yazlıkçılar yazın geliyorlar. O zaman şenleniyoruz. O zaman evlerimizde doluyor, insanlarımız oluyor. Ama kışın maalesef sadece 4 kişi yaşıyoruz. Mahallede 3 dönemdir muhtarlık yapan Mahmut Demiral, 31 Mart seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu. 23 haneli mahallede 4 kişi muhtar adaylığı için çalışıyor. 4 kişi yaşıyoruz yani. Sırf aşağıdaki mahallede 2 kişi, burada 2 kişi. Ama yukarıda 4 tane var. Evet, akşamın sıcak gelişmesinin ayrıntılarını da sizlerle paylaşayım. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 20. Benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi. Yani bu akşam gece yarısına kadar depoları doldurmakta fayda var. Biz kuru soğanı unutmak istiyoruz ama o kendini hatırlatmakta kararlı. Depolara baskınlar, stokçular derken soğan fiyatları tekrar yükselişe geçti. Gözler Türkiye'nin soğan deposu yani Polatlı'ya çevrildi. Acaba depolarda soğan var mı? Soğanın kendisi gözü, fiyatı ise cebi yakıyor. Soğan fiyatları 2018'e damga vurdu. Geride bıraktığımız yıl fiyatı en çok artan ürün %184 ile soğan oldu. Stokçular nedeniyle artan fiyat artışına yetkililer dur dedi. Depolar basıldı, soğan fiyatları 2-3 liraya kadar indi. Ancak Ocak ayında bir kez daha soğan fiyatları cep yaktı. Yurt genelinde soğan fiyatları 10 liraya kadar ulaştı. Soğan fiyatları artınca gözler bir kez daha Türkiye'nin soğan deposu olan Polatlı'ya çevrildi. Yalnızca haftalar önce arkamda görmüş olduğunuz bu depolar soğanla doluydu. Ancak şu anda yalnızca çürümüş soğanlar kaldı. İddialara göre fiyat artışının sebebi yağışlar. Yaz aylarında yağan yağmur soğanı çürüttü. Bu nedenle soğanın kış ömrü kısaldı. Sağlıklı mahsul azalınca da soğanın bir kere daha fiyatı arttı. Artan soğan fiyatlarının nedenini araştırmak için Polatlı'ya geldik. Hem depoları teftiş edecektik hem de sahiplerine mikrofon uzatacaktık. Ancak ne depolarda soğan bulabildik ne de depoların sahiplerini. Gelelim kredi kartı borçlularının yapılandırma çilesine. Bir müjdeydi Ziraat Bankası kredisi ama bazı borçlular sudan sebeplerle reddediliyor. Önce haberimizi bir izleyelim, sonra dönüşte üzerine konuşalım. Vatandaşımız hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun, Ziraat Bankası'ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak. İster 24 ay, ister 60 ay vadeyle aylık gelirine uygun bir şekilde bu borcunu ödeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi böyle vermişti. Ancak bazı bankalar işi yokuşa sürüyor. Sudan sebepler yani çok böyle ince meselelerden dolayı reddediliyor bir şekilde. Kredi kartları borçlarını ödemeyenler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılandırma işlemlerine başladı. Ziraat Bankası vatandaşın başka bankalara olan kredi kartı borçları için 60 aya varan ihtiyaç kredisi veriyor. Bunun için önce Ziraat Bankası'na başvurup sonra da borçlu olunan bankaya gitmek gerekiyor. Borçlarınızı söylüyorsunuz. Onlar o miktarı hesaplıyorlar. Krediyi çıkarttırıyorlar. O kredinizi otomatik olarak oradan ödüyorlar ve bir kredi kartlarınız da iptal oluyor. Daha sonra da kart borçlusu taksitlendirilen borcunu ziraate ödüyor.
Ancak sistemle ilgili bazı şikayetler var. Borçluların iddiasına göre bazı bankalar sudan sebeplerle kredi yapılandırmalarını reddediyor vatandaşların. Çünkü ellerinde sürekli onlara borç ödeyen birileri var ve onların gitmesini istemiyorlar. Müdürüne kadar görüştüm ben. Gittim dedim ki arkadaşlar böyle böyle bir çalışma var. Bu çalışma neticesinde bizim de kredi kartı borçlarımız yapılandırmasıyla ilgili taleplerimiz var. Bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz dedim. Bize yeni geldi. Biz de çok bu konulara hakim değiliz. Aslında biraz daha zamana ihtiyaç var. Ama şu maddeler var diyor. Sudan sebepler yani çok böyle ince meselelerden dolayı reddediliyor bir şekilde. Bazı bankaların taktikleri de başka. Mesela borçlusuna Ziraat Bankası'nın yapılandırma faiz oranına yakın yapılandırma kredileri önerenler de var. Ya da borç ödenmeden kredi kartını kapamam diyen de. Bazı arkadaşlar içeride bekliyorlar yani sıkıntılarımız oluyor diyor, dertleniyorlar. Nelerden daha çok şikayet ediyorlar? Alamadıklarından, yapılandıramadıklarından. Bir de kefil sorunu var herhalde sanırım. Hani skor düşüklüğünden kefil sorunu şey istiyorlar. Borçlulara göre kredi notunun düşük olması borç ödemekte zorlanan biri için olağan bir durum. Asıl çözülmesi gereken bu konuda ciddi mağduriyet yaşayanlar yani takibe düşmüş insanlar. Bunların sorunun çözülmesiyle ancak taslak veya yasa neyse amacına ulaşabilir. Bu haberin üzerine Ankara muhabirimiz Emre Kol aktardı. Sudan sebeplerle şu kredi kartı borcu yapılandırmasında vatandaşlara zorluk yaşatılıyor. Günlerdir buradan yüksek sesle sizin sesiniz olmaya hazırız dedim ve adresi verdim. haber@tgrthaber.com.tr. Çok sayıda elektronik posta geldi. Yüzlerle ifade edebileceğim sayıda. Büyük bir çoğunluğu tam da bu konuyla alakalı. Kredi kartı borçlarının yapılandırması Ziraat Bankası'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen o müjde. Ama kafalar karışık. Cevap bekleyen o kadar çok soru var ki gelin iki soruyu daha sizin yolladığınız şikayetler bağlamında buradan yetkililere duyuralım. Anıl, verir misiniz şikayet e-postalarını? Ziraat kredisinde sorular bitmiyor. Önce ilk mail. Sayın Cumhurbaşkanımızın sevindirici haberiyle ikimiz de emekli olan eşimle epeydir bizi zorlayan kartlarımızdan zamana yayıp kapatarak kurtulacağız diye Ziraat Bankası Ankara'da Sincan Şubesi'ne başvuru yaptık. Lakin açıklamada olmaması gereken kefil istendi ki bu bankanın da müşterisi olmama ve ödemelerimize çok şükür bir aksama olmamasına rağmen bu karar söylenmiş onlara. Kefil istenmiş. Emekli Ziraat Bankası maaş müşterisi. Buna rağmen kefil isteniyor. Özel bankalar müşteriyi kapıda karşılarken kamu bankasında eski taas eski hamam, değişen bir şey yok demiş. Burada duygusal bir yorum yapmış emekli karı koca izleyenlerimiz. Soralım yetkililere buradan. Ziraat Bankası'nın emekli maaşı müşterilerinden de kredi kartı borcu yapılandırması bağlamında kefil istiyor musunuz? Normalde kefil istenmediği açıklanmıştı. Lütfen bu soruya cevap verelim ve kamuoyunu bilgilendirelim. Gelelim ikinci şikayet mektubuna. Aslında cuma günü seslendirmiştim. Bir kez daha kuralım yüksek sesle. İş yeri sahibiyim, bir esnaf. Kredi kartımı ödeyemedim. Takibe düştü. Borcu takibe düşmüş. Son ödemeyi 3 ay üst üste o rakamı ödememiş. Şimdi biz bu ödeme kolaylığından faydalanamıyoruz. Borçlu olduğum banka avukatı paranın hepsini ödememizi istiyor. Vergi taksitlerimi ödüyorum. Kredi kartı borcunun hepsini birden nasıl öderiz? Düşük faizli bu olanaktan esnafın kredi kartı borcunu ödeyebilmesi için bu fırsatın bizim için de müjde niteliğinde olmasını istiyoruz. Buraya dikkat, büyük harfle yazmış aslında benim de aktarmak istediğimi. Esnafa da kredi kartı borç ödeme kolaylığı sağlansın. Hem vergi borcunu kapatıyor hem de kredi kartı borcunu kapatmak istiyor. Ama siz esnafsınız, siz kullanamazsınız deniyor. Çok çok sayıda elektronik posta mail aldık. Lütfen bu soruya da cevap verelim. Esnafın da
şu imkandan, şu müjdeden faydalanabilmesi için gerekli yardımları, düzenlemeyi hızla hayata geçirelim. Dediğim gibi haber@tgrthaber.com.tr. Şikayetlerinizi bekliyoruz. Sizin sesiniz olmak için biz buradayız. Anıl. Şubat'ta zam gelecek dedikodusu ilacı tezgah altına mı soktu? Söylentiler doğru mu? Depolar eczanelere neden ilaç vermiyor? Hangi ilaçlar bulunmuyor? Sıkıntı ne zaman bitecek? Az sonra. İzmir'in Torbalı ilçesinde az önce bir patlama meydana geldi. Bakır tozu üreten bir fabrikadaki patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. İhlas Haber Ajansı İzmir Haber Müdürü Hakan Gözalan telefon hattımızda. Ayrıntıları ondan alacağız. Hakan, neler yaşandı? Can kaybı ile ilgili gelişme var mı? Evet, ekranıma açık yer. Sizin de söylediğiniz gibi patlama akşam saatlerinde meydana geldi. Torbalı ilçesi özellikle de fabrikaların, sanayinin yoğun olduğu bir ilçe ve akşam saatlerinde de burada bir bakır tozu üretimi gerçekleştiriliyordu. İşte bu üretim sırasında bir kazan patlaması meydana geldi ve büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın ardından olay yerinde ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Daha sonra patlamanın duyulmasının ardından ve fabrikadaki görevlilerin haber vermesiyle birlikte çok sayıda sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi ve daha sonra da burada bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Yeniköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bu patlamayla birlikte. Hakan, daha sonra işler... Devam, dinliyorum. Yeniköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bu patlamadan daha sonra da işçilerden 3'ü hemen apar topar hastaneye kaldırıldı ve daha sonra da bir işçiye kalp masajı yapıldı. Buradaki masajla da birlikte mühendis olan sesimi alabiliyor musunuz? Duyabiliyorum. Hakan, devam et lütfen. Mühendis olan Selçuk Çelebi de olay yerinde hayatını kaybetmişti. Dakikalarda bir kalp masajı yapıldı burada mühendis bir kişiye ve bu mühendis de hastanede yaşamını yitirdi ve iki kişinin öldüğü bir patlamaydı bu. Tabii olay yerinde soruşturma tamamlandı ve soruşturmayla da birlikte savcılık incelemesiyle birlikte artık soruşturmanın nasıl gerçekleşeceği konusu netlik kazanacak. Şu an için elde bulunan bilgilere göre patlamanın neden gerçekleştiği konusunda herhangi bir bilgi yok. Ama dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde bu patlamanın neden meydana geldiği konusu netlik kazanacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. İhlas Haber Ajansı İzmir Haber Müdürü Hakan Gözalan detayları anlattı bize iş kazası patlamayla ilgili. Marketlerde bez torba ve filenin satılması artık zorunlu hale getirildi. Bunu biliyoruz. Peki marketlerde son durum ne bu konuyla ilgili? İşte bunun cevabı. Plastik poşet mi satılsın yoksa bez çanta mı, file mi? Ya file bence tercihimdir. Eskiden hiç öyle poşet yoktu benim çocukluğumda. Alışverişe mi çıktınız? Evet. Bez çanta. Evet. 1 Ocak itibariyle tüm marketlerde plastik poşetlerin ücretli satılması zorunlu hale getirilmişti. Şimdi önümüzdeki dönemde yeni bir sürece giriyoruz. Plastik poşetlerin yerine elimde gördüğünüz bu bez torbalar ve fileler marketlerde satılacak. Yani vatandaşlar alışveriş yaparken plastik poşet yerine elimde gördüğünüz bu bez torbalar ve fileleri kullanacak. Çok güzel. Açıklamayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptı. Kurum tüm marketlerimizde bez ve file uygulamasını zorunlu hale getiriyoruz dedi. Bu 25 kuruşluk poşetleri aldığın zaman bunu her gün almak zorunda kalıyorsun. Evet. Al, atıyorsun çöpe. Uzun ömürlü kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz ama fileli bu poşetler olduğu zaman hani ne de bir defa mahsus alırsın. Devamlı gittiğin zaman bunları doldurup evine gelirsin. Nerede poşete parayı? Veriyorum. Her gün marketlerde veriyorum. Kaç para veriyorsun? 250. 25 kuruş. Evet. Çok olumlu buluyorum file ya da çantanın olmasını. Öyle ki vatandaşlar çarşı pazarda bez çantaları kullanmaya başladı bile. Poşet gezdirmiyorsunuz artık. Bez çanta. Evet.
Bilmiyorum böyle. Ücretli olduğu için mi poşet? Evet. Akıllardaki soru ise marketlerde zorunlu olarak satılacak bez torbaların ve filelerin ücreti ne kadar olacak? Bununla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak bez torbalar ve fileler promosyon olarak marketlerde satılacak. 4 lira uygundur. Yani 10-15 lira. Kaç para olmasını istiyorsunuz? Normalde 2,5-2. Türkiye'de bir profesör kanser ilacı üretmek için canla başla çalıştı. Ama başına gelmeyen kalmadı. Gözaltına alındı, işini kaybetti. Neden mi? Hiç şaşırmayın. İlaç için saksıya kenevir ekti. Benim kenevirinin faydalarını gördüm. Şu gördüğümüz kısa alanda yola 7 metre kare, 7 metre uzaklıkta olan burada ekime başladı. Alan 5 metrekare. Alanda ekim yapıyor. Saksıların içerisinde alan değil. Ne alkol almış ne de uyuşturucu kullanmıştı. Hint kenevirinden kanser ilacı üretmek istedi. Gözaltına alındı, başına gelmeyen kalmadı. Hakim soruşturma yaptı. İzah ettim, ben bilim adamıyım. Ben bilimsel araştırma yapıyorum. Yok. Denetimli gözetim verdiler. Profesör Doktor Abdullah Çoban. Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde öğretim üyesiydi. Sivas'taki evinin çevresine saksılar yerleştirdi. Kanser ilacı üretmek için Hint keneviri ekti. Ben buradan kanser ilacı yapmaya çalışıyorum. Oğlum da tekstil mühendisi olduğu için kurşun geçirmez mal yelek üretimi konusunu biliyor. Hint kenevirinin elyafından elde edilen kendirden kurşun geçirmez yelek üretmeye çalışıyor. Jandarma çobanın bilimsel çalışmasını biliyordu. Ancak bir gün kapısı çalındı. Hocam size ihbar var dediler. Siz bilmiyor musunuz? Biliyor ama ihbar var. Ne yapalım? Sökeceğiz. Sökün. Çoban hayatı boyunca ne alkol almış ne de uyuşturucu tüketmişti. Kullanmak üzere uyuşturucu yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı, nezarete atıldı. Hakim soruşturma yaptı. İzah ettim, ben bilim adamıyım. Ben bilimsel araştırma yapıyorum. Yok, denetimli gözetim verdiler. Çoban üniversitedeki görevinden de oldu. Bitmedi, halen Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Yılmayacağım, yine çalışmalara devam edeceğim ömrüm yettiği sürece. Şişmanlıktan kurtulmak için ameliyat olacağınızı düşünün. Kendinizi tecrübeli ve usta doktora emanet etmek istersiniz, değil mi? Ama kimi genç, tecrübesiz cerrahların internetten ameliyat izleyerek ameliyat yaptığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı hemen harekete geçti. İnternetten video izlediler, obezite ameliyatı yaptılar. Skandal olay Türkiye'de yaşandı. Şaşırdınız mı? Şaşırmadık, Türkiye burası yani. Aylarca diyet yaptınız, zayıflamak için her türlü doğal yöntemi denediniz. Ancak başarılı olamadınız, obezite cerrahiye başvurdunuz. İşte bu noktada tercih edeceğiniz hekim oldukça önemli. Tabii ki çok yanlış bir şey. Herhangi bir bilgi sahibi olmadan ameliyat yapılmaz. Lütfen böyle şeyler yapmasınlar. Obezite cerrahi ameliyatları son yıllarda oldukça gündemde. 2018'de yaklaşık 20 bin kişi zayıflamak için bıçak altına yattı. Benim öyle bir sürecim oldu. Yani obezite cerrahisiyle ilgili olmadım. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin, obezite cerrahisinde yeteri kadar deneyimi olmayan hekimlerin işlem yaptığını söyledi. Televizyon izler gibi 10 defa 20 defa internetten ameliyat izleyen cerrahlar söz konusu. Bu şekilde ameliyatlar yapılıyorsa bunlar feci. Çünkü biz bunların gerekli eğitimi, uzmanlık belgelerini ya da bir takım akademik şeylerini tamamladıktan sonra yaptıklarını düşünüyorduk. Çok yandı. Bu bir can ya, bir kere geliyor. Türk Obezite Cerrahisi Vakıf Başkanı Oktay Banlı, talebin fazla olması nedeniyle genç cerrahların bu ameliyatlara yöneldiğini açıkladı. İhtisas döneminde bu ameliyatları görmeyen, eğitim döneminde bu ameliyatları görmeyen arkadaşların yeterli bilgi, deneyim ve eğitimi almadan da bu ameliyatları yaptığını biliyoruz. Ballı hasta güvenliğinin önemine vurgu yaptı. Genç cerrahlara uyarıda bulundu. Bu ameliyatın işte ben teorik bilgilerini aldım, işte videolarını da seyrettim.
İşte internetten de araştırdım, baktım benim de bu ameliyatları gözüm kesiyor, ben de artık yapabilirim gibi bir düşüncenin olmaması gerekiyor. Ortaya çıkan tablo karşısında Sağlık Bakanlığı da harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, obezite merkezlerinin kurulacağını duyurdu. Artık hangi merkezde ve hangi doktorun obezite ameliyatı yapacağına obezite merkezleri karar verecek. Hemen son dakika gelişmesinin ayrıntılarını paylaşmaya başlayalım. Bakın ekranda da yazıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'la az önce tamamlanan bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Çok önemli. Özellikle bu sabah Trump'ın attığı tweet'in ardından dakikalardır yayın yapıyoruz. İki önemli ismin Erdoğan-Trump arasındaki diyaloğun detayları büyük önem kazanmıştı. Hemen elime ulaşan başlıklardan birkaç cümlesini sizlere aktarayım. Sayın Cumhurbaşkanımız, evet Beştepe'den geliyor bu açıklama. Bu görüşmede Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ülkemizin amacının ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DAEŞ, PKK ve YPG'nin Suriye uzantılarıyla mücadele etmek olduğunu vurgulamıştır. Bu terörle mücadele vurgusu. Bu önemli. Ama ekonomik olarak Türkiye'yi mahvetmek vurgusu yapılmıştı. Son cümle çok kritik. Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin Amerika ile Türkiye arasında ileri seviyelere yükseltilebilmesi için mutabakat sağlanmıştır. İleri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında az önce tamamlanan o sıcak telefon görüşmesiyle ilgili gelen ilk bilgileri size aktarmış olalım. SGK'nın bugün aldığı kararla devam edelim. Bir müjde çıktı SGK'dan. Özellikle KOA, epilepsi ve kalp hastalıkları ile ilgili 30 ayrı ilacın ödeme kapsamına alınması müjde olarak aktarıldı. Ancak ilaç sektörüyle ilgili son zamanlarda bir takım gelişmeler var. Onu aktaralım. Bir süredir Türkiye'de ilaç sektöründe ciddi bir sıkıntının yaşandığı öne sürülüyor. Eczaneye bazı ilaçları almaya gittiğinizde size artık bu ilaç piyasada bulunmuyor deniyor. Peki kaç ilaç böyle dersiniz? İddia gerçekten çarpıcı. Türkiye Eczacılar Odası'na göre 144'ü aşkın ilaç. Ne oldu da böyle oldu? Cevap belli. İlaçların ya tamamı ya da içindeki etken maddesi ithal. Yani euro üzerinden. Devlet euroyu uzun süredir 2 lira 69'dan sabitlemişti. Ama zam ayı geldi çattı. İlaççılar euro kurunun 4 liraya sabitlenmesini istiyor. Ama bakanlık 3 lirayı bile aşmayı düşünmüyor. 3 liralara bile gelmeyi düşünmüyor. Firmalar zarar ettiklerini öne sürerek kimi ilaçları getirmemeye başladı. Bu birinci neden. Karar Ocak ayı içinde verilecek. O euronun sabit kuru. Bu kararın yansıması ise Şubat ayında olacak. En az %20'lik zam beklentisi nedeniyle daha az ilaç piyasaya sunuluyor. Bir anlamda stokçuluk yapılıyor. Bu da ikinci neden. Bulunamayan ya da bulunmayan 144 ilacın 30'u temel ilaçlar listesinde. İlaç çok önemli. Vazgeçilmez, stratejik bir ürün. Sektörde, ilaç sektöründe diyorum, önümüzdeki dönemde ilaç bulamama, tedavilerin yarıda kalması ve sektörde işsizliğin artmasından korkuluyor. Biz de buradan gerekli uyarıyı yapmış olalım. Hint Okyanusu'ndan geldi, denizlerimizi mesken tuttu. Aslan balığı Akdeniz'den sonra Ege'yi de tehdit ediyor. İnsanları öldürebilir, küçük balıkları yok edebilir. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin uyarısı az sonra. Şiddetli yağmurlar yurdun birçok yerinde tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Öyle olunca da sebze fiyatları yükselişe geçti.
Soğuk hava ve sel afeti sebzeyi de vurdu. Ürün girişi azalınca fiyatlar yükseldi. Şu anda hiçbir ürün, sadece yeşillikte değil, sebzede de 5 TL'nin altında artık ürün yok. Yurt genelindeki soğuk havaya sel felaketi de eklendi. Antalya'da toptancı halinde ürün girişi azaldı. Roka, dereotu, maydanoz ve yeşil soğanın fiyatları yükseldi. Havalar soğudukça üretim zayıflar. Mesela yazın 25 günde yetişen bir roka şimdi 2,5-3 ayda yetişiyor. Yani ürünün geç gelmesinden dolayı havaların aşırı soğumasından, bir de çevre illerdeki doğal afetlerden, şunlardan kaynaklanan ürün kısıtlaması oluyor. Talep fazla olunca fiyat yükseliyor doğal. Adana, Hatay ve Mersin'de ekili tarım alanlarının selden zarar görmesi de fiyat artışını büyük oranda etkiledi. Açık alanda ürün kalmadı. Sadece yeşillik değil, tüm ürünlerin hale girişi azaldı. Şu anda hiçbir ürün, sadece yeşillikte değil, sebzede de 5 TL'nin altında artık ürün yok. Özellikle az miktarda gelen yeşil soğan yok satıyor. Şu yeşil soğan mesela açık alanda da olan bir ürünümüzdü. Ama açık alanda kesinlikle hiçbir şey kalmadı yağmurdan. Kilosu 15 liraya geliyor mesela yeşil soğan şu anda. Peki fiyatlar ne zaman düşecek? 2 ay sonra tekrar, Mart'tan sonra yeşillik düşmeye başlar. Tekrar yeni ürünler, yeni şimdi para etmeye başlayınca yeniden ekecek seralar millet. Aşırı yağışlar sadece sebze fiyatlarını değil, coğrafyamızı da değiştiriyor. Örneğin İzmir, Menderes ilçesinde yağış nedeniyle derin obruklar oluştu. Bu ürkütücü görüntü İzmir'den. Aşırı yağışlardan sonra oluşan obruklar havadan böyle görüntülendi. İzmir'de etkili olan kuvvetli yağmurlar sel ve su baskınlarına yol açtı. Bir ayda yağabilecek yağmur 3 günde toprağa düştü. Yağmur bazı ilçelerde seli de beraberinde getirdi. Menderes ilçesine bağlı Karakuyu mahallesinde oluşan derin obruklar herkesi korkuttu. Durumdan memnun olanlar da vardı. Bu görmüş olduğunuz obruk daha önce de oluşmuştu ama bu kadar olmamıştı. Bu yıl beklediğimiz yağışları aldık. Yağışlardan şikayetçi değiliz. Hatta çok memnunuz. Obruktan giden su da bizim yeraltı sularımızı direkt olarak çoğaltacak. Yazı daha rahat bir şekilde geçireceğiz. Bölgede en son 12 yıl önce yağan yağmurlardan dolayı obruk oluşmuştu. Dünyanın en zehirli balıklarından biri olan aslan balığı Akdeniz'den sonra Ege'de de görülmeye başlandı. Balık denizlerimizdeki balık popülasyonunu tehdit ediyor. Bu balık. Aslan balığı Ege Denizi'nde hızla çoğalıyor. Tek bir balık buradaki bütün şeyi yavrularıyla bölgeyi kontrol altına alabilir. Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'ta mercan kayalıklarında yaşayan aslan balığı Türkiye'de ilk kez Akdeniz'de görüldü. Çok geçmeden Ege Denizi'ne sıçradı. Günden güne de çoğalmaya başladı. Bodrum ve Gökova Körfezi'nde sık sık dalış yapan Göray Karadut, Ören açıklarında aslan balığıyla karşılaştı. Emin olmak için birini avlayıp karaya çıkardı. Doğal bir düşmanı yok, yayılımcı bir balık. Bunlardan 3 tane gördüm, bir tanesini kayda almak için vurdum. Üçü de aynı bölgedeydi, üçü de aynı boydaydı. Muhtemelen aynı balığın yavruları bunlar. Karadut tehlikeye bir kez daha dikkat çekti. Son derece tehlikeli bir balık. Bu balığın sularımıza gelmesiyle, ki istilacı bir balıktır, buradan her tarafa yayacağını düşünüyorum. Kuzey Ege'ye kadar çıkar. Belki Kuzey Ege'nin suları daha soğuk olduğu için bunların yaşamasına olanak vermeyebilir ama buralara kadar gelmesi çok ürkütücü. Aslan balığının dikkat çeken dikenleri bir insanı öldürebilecek kadar zehirli. Balığın dikeniyle temas durumunda önce yanma, terleme, ardından solunum zorluğu başlıyor. Zamanla ölüme kadar götürüyor. Tek bir balık buradaki bütün şeyi yavrularıyla bölgeyi kontrol altına alabilir. Uluslararası Doğa Koruma Birliği aslan balıklarının küçük balıkları yok ettiğini, bu nedenle Doğu Akdeniz'de balık stoğunun tamamen tükenebileceği uyarısında bulundu. Gerçeği yetmiyormuş gibi bir de kurgusunu yaptılar. Ünye'de bıçaklanan kadın da, onu bıçaklayan erkek de, olayın şahitleri de sahtekar çıktı. Kadına şiddette sahtecilik az sonra. Kırgızistan'dan havalanan bir kargo uçağı İran'da düştü. Kazada 16 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise ağır yaralı olarak kurtuldu.
İran'da kargo uçağı düştü. Enkaz alanı böyle görüntülendi. Boeing 707 tipi kargo uçağı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten havalandı. Uçak İran'ın Kereç şehrine geldiğinde kontrolden çıktı. Fetih Havalimanı'ndaki piste zorunlu iniş yapmak istedi. Ancak kargo uçağı yerleşim yerine düştü. Enkaz alanında alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edildi. Uçağın İran ordusuna ait olduğu öğrenildi. Kurtarma ekipleri 16 kişinin cansız bedenine ulaştı. Bir kişinin ağır yaralı olarak kurtulduğu açıklandı. Alevlerin yükseldiği enkaz alanı söndürülmeye çalışıldı. Alevler çevredeki evlere de sıçradı. Uçağın düşüş nedeni yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Çocuk parkında oyun oynayan çocuklara ateş açan saldırgan nihayet hakim karşısına çıktı. 23 yıl hapis talebiyle yargılanan zanlı çocukları uyardığını ama ateş etmediğini öne sürdü. Şey 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı parkta gürültü çıkardığı gerekçesiyle sırtından vurmuştu. Hakim karşısında tüm delillere rağmen ateş etmediğini söyledi. Biz ses yapınca adam bize kızmıştı. Aşağı iniyorduk. Sonra bana isabet etti sırtıma. Ateş attı. Kimlik tespitinde ayağa kalkmayan sanığa mahkeme başkanı sakat mısın sözleriyle tepki gösterdi. Olay İstanbul Pendik'te 21 Ağustos'ta yaşandı. 7 yaşındaki Hiranur Demircan arkadaşıyla parkta oynadığı sırada sırtından vuruldu. Onu vuran kişi aynı sitenin sakinlerinden Barış Balcı'ydı. İddiaya göre çocuklara ses çıkardıkları için ikaz eden Balcı daha sonra silahıyla ateş açmıştı. Biz ses yapınca adam bize kızmıştı. Aşağı iniyorduk. Sonra bana isabet etti sırtıma. Ateş attı. Sırtından vurulan Demircan ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kemiği delmiş geçmiş. Kas dokunun içerisinde ciğere 2 santim kala mermi içerisinde. Hayati tehlikesinin olmadığını ve merminin vücut içerisinde dolaşmayacağını söylediler. 23 yıla kadar hapsi istenen Barış Balcı'nın yargılanmasına başlandı. Kimlik tespiti sırasında ayağa kalkmayan sanığa mahkeme başkanı ayağa kalksana sakat mısın diyerek tepki gösterdi. Sanık ifadesinde çocukları gürültü çıkardıkları için ikaz ettiğini ama ateş açmadığını öne sürdü. Vurulan Hiranur Demircan ve arkadaşları ateş eden kişinin sanık Barış Balcı olduğunu söyledi. Olay yerinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi. Gün geçmiyor ki yurdun bir yerinde bir kadına şiddet olayı gerçekleşmesin. Eğer olay olmasa da olmuş gibi yapıyoruz. Kafanız karışmasın. Ünye'den gelen haberi izleyince ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Oğlum kızı dövüyor lan. Belki yarısı dur bu arkadaşım. Aynen. İçinde sana kim izin var? Bak. Sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı. Genç kadın yere yığıldı. Bıçak var lan adamın elinde. Bıçak var baba adamın elinde. Yerinde bıçak var. Oğlum bıçak var lan. Oğlum bıçakladı lan ambulans arayın lan. Ancak o görüntülerin kurgu olduğu kısa sürede anlaşıldı. Sen kamerayı başlattığında Selim bağırıyor olsun. Anladın mı? Selim bağırırken kamerayı başlatsan. Ordu Ünye. Genç bir kadın sokak ortasında bıçaklandı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyadan tepki yağdı. Bıçak var lan adamın elinde. Bıçak var baba adamın elinde. Oğlum bıçak var lan. Oğlum bıçakladı lan ambulans arayın lan. Polis görüntüler üzerine harekete geçti. Soruşturma başlatıldı. Olayın kurgu olduğu tespit edildi. 6 kişi gözaltına alındı. Gençler hakkında suç uydurmak eyleminden işlem yapıldı. Bıçak var lan adamın elinde. Sürücülerin otomobille bile geçmeye zorlandığı geçidi bir turist bisikletiyle geçti. Sakallarının buz tutmasına rağmen kar ve tipiye karşı pedal çevirdi. Dondurucu soğuk ve kar yağışına aldırmadı. Otomobille geçmeye cesaret edilemeyen geçidi bisikletle geçti.
Sivas-Erzincan sınırında bulunan Kızıldağ geçidi kışın sürücülerin kabusu oluyor. Birçok sürücü dondurucu soğuk ve tipi nedeniyle geçidi aşmaya çekiniyor. Ancak yabancı bir turist sürücüleri bile şaşkına çevirdi. Hava sıcaklığının eksi 15'e düştüğü geçidi bisikletle geçti. Yolculuk nereye? I don't speak Turkish. Erzincan'a giden yabancı turist sakalları buz tutmuş halde pedal çevirmeye devam etti. Ne gündemdi ama, bir Amerika, bir İzmir, bir Ankara, bir İstanbul derken kocaman ana haber bülteninin sonuna geldik. Lütfen TGRT Haber ekranlarından ayrılmayın. Az sonra Atilla Güner'le Ayrıntılar programı başlayacak. Masaya Türkiye-Amerika ilişkileri yatırılacak. Hele bugünkü gelişmelerden sonra bu program iki kat daha önem kazandı. TGRT Haber ekranlarından ayrılmayın. Yarın akşam saat tam 19.45'te biz yine burada olacağız. Mutlu akşamlar.